Efendim iyi akşamlar. TV 52 ana haber bülteninden yeniden merhabalar. Ben Salise Hilal Ergün. Bugün 4 Ocak 2024 günlerden Perşembe, günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Evet, açıkçası bir son dakika gelişmesini aktararak başlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki konferans salonu inşaat alanında bir takım incelemelerde bulunmasının akabinde gazetecilerin yerel seçim çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. İzliyoruz. Açıkladı kendisi, dedi ki pazar günü İstanbul'da adaylarınızı açıklayacağız. İstanbul adayınızı da pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Duyacaksınız. Peki sürpriz bir isim mi olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? Çok iyi. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Hepsi. Ankara adayını Ankara'ya mı bırakırsınız? Onu da Ankara'ya bırakırız. Peki bize seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor olacak Sayın Cumhurbaşkanı? Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Yeni konferans salonunda. Tarihi belli mi acaba? 15 Ocak'ta 15. demiştik. 15. Peki. Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz. Sloganı... Hem burayı, bu güzel salonumuzu göreceksiniz. Bu güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız. Çiğdem, burada yemek de vereceğiz mi? İnşallah. Bizler de davetli olacak mıyız? Tabii ki davetlisiniz. Efendim, pazar günü kaç adayı açıklanır? Kaç ilde gidiyoruz? Hemen hemen yarıya yakın. Bir şey görmüyor musun? Evet, AK Parti'nin İstanbul adayının artık pazar günü belli olacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Tıpkı diğer şehirlerin de adaylarının açıklanacağı gibi. Aynı zamanda Ankara adaylarını da Ankara'da açıklayacaklarını söyledi Cumhurbaşkanı. Akabinde de artık seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağı bilgisini de bizzat kendi ağzından duymuş olduk Cumhurbaşkanı'nın. Evet, bu ulusal gündem gelişmesinin ardından aslında yerele geçmek istiyoruz. Bir DSF'miz var. Ordu'dan sıcak bir gelişmeyi aktarmak istiyoruz efendim. Ordu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen tam 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Gülyalı Turnasuyu Mahallesi mevkisindeki polis kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ve otobüste arama yapan ekipler Afganistan uyruklu 17 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi. Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Erzurum geri gönderme merkezine teslim edilecek. Güncel bilgi bu şekilde diyerek bülteni ilk haberimizle açıyorum. Evet, Altınordu Belediyesi için bir aday daha açıklandı efendim. Demokrat Parti Ordu için Altınordu Belediye Başkan adayını belirledi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Demokratik Kitle Örgütleri Başkanı ve İstanbul Milletvekili olan Cemal Enginyurt, Altınordu Belediye Başkan adaylarının Altınordu İlçe Başkanı olarak görev yapan Ertuğrul Koç olduğunu açıkladı. Birbirleriyle kavgalı, birbirlerini sevmeyen bir yapıya orduyu teslim ettik. Ordu bundan zarar görüyor, ordulu kaybediyor. İşte bunu değiştirmek için Ertuğrul Koç kardeşimize, bize sizden destek bekliyoruz. Ordunun kaderini değiştirelim diyoruz ve tekrar söylüyorum. Ertuğrul Koç kardeşimiz bizim adayımızdır. Cemal Enginyurt olarak Ertuğrul Koç'a destek istiyorum, oy vermenizi bekliyorum. Demokrat Parti olarak oy vermenizi bekliyoruz. Demokrat Parti'nin Altınordu Belediye Başkan adayı düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Partisinin Ordu İl Başkanlığı binasında Altınordu Belediye Başkan adayı Ertuğrul Koç ve partililerle bir araya gelen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, parti olarak Ordu'da yerel seçim startını verdiklerini açıkladı. Bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bugün Demokrat Parti olarak Ordu'da bir meşaleyi tutuşturuyor ve ordulular, altın ordusu için 19 ilçede dahil olmak üzere bir heyecanı başlatıyoruz.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Altınordu Belediye Başkan adaylarının Altınordu İlçe Başkanı olarak görev yapan Ertuğrul Koç olduğunu açıklayarak ordululara seslendi. Altınordu'yu hakikaten altın bir şehir yapabilmek için Altınordu'daki gençlerin, Ordu'daki gençlerin göçmesini engellemek için, gurbetteki gençlerin ve insanımızın tekrar Ordu'ya dönmesi için biz Demokrat Parti olarak ortaya çıktık ve net bir şekilde diyoruz ki Ordulu muhtaç değilsiniz. Demokrat Parti var ve Ordu Altınordu ilçesi Demokrat Parti ilçe belediye başkanlığına esnaflığıyla pırıl pırıl, karakteriyle önderlik, rehberlik etmiş, insani değerleri en yüksek düzeyde olan, iyi bir aile babası, iyi bir insan, çok değerli kardeşimiz Ertuğrul Koç'u Altınordu Belediye Başkanı olarak ilan ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Altınordu Belediye Başkan adaylığına aday olan Ertuğrul Koç, teşekkür ederek seçimi kazandığı takdirde örnek belediye olma yolunda ilerlemek istediğini dile getirdi. Öncelikle beni bu göreve layık gören ve üzerimden desteklerini esirgemeyen Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cemal Enginyurt'a ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada hepimizin bir arada olmasının tek amacı, Altınordu ilçemizi en güzel haliyle inşa etmek, yaşatmak ve temsil etmektir. Bu yolda hedefimiz ben değil biz diyerek birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ile seçimi kazanıp belediyemizi Türkiye'de örnek belediye haline getirmektir. Bu seçimin ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde söz aldı. Vekilin gündeminde Ünye Çocuk Evleri sitesi vardı. Sitenin depreme dayanıksız olduğunu vurguladı Şanlıtürk. Ayrıca Ulubey'de inşaatı tamamlanan Çocuk Evleri sitesinin de bir an önce faaliyete geçirilmesi, huzurevi ihtiyacının giderilmesi ve sosyal hizmet kampüsü yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'ün gündeminde Ünye Çocuk Evleri sitesi vardı. Sitenin depreme dayanıksız olduğunu vurgulayan Şanlıtürk, Ulubey'de inşaatı tamamlanan çocuk evleri sitesinin de bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ünye'de yine depreme dayanıksız çocuk evleri sitesinin ana binasının yıkılarak yatırım programına alınması ve Ulubey'de inşaatı tamamlanan çocuk evleri sitesinin de bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Milletvekili Naci Şanlıtürk konuşmasında sosyal hizmet kampüsü yapılması gerektiğine de ayrı parantez açtı. Altınordu ilçemizde sosyal hizmetler merkezi, şiddet önleme merkezi ve izleme merkezi, çocuk evleri koordinasyon merkezi binalarının da içinde olacağı bir sosyal hizmet kampüsü yapılmalıdır. Ordu'nun huzurevi ihtiyacına değinen Şanlıtürk, Ahmet Cemal Maden huzurevinin yapımının bir an önce bitirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Yıkımı gerçekleştirilen Ahmet Cemal Maden huzurevinin bir an önce yapılarak ilimizin huzurevi ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Evet, 31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Bildiğimiz gibi seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda da askıya çıkarıldı. Karapınar Mahalle Muhtarı Nihat Bayhan seçmenlere tavsiye ve önerilerde bulundu. "31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenler 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek. Ocak 17'ye kadar askıda kalacak. Ocak 17'ye kadar kendilerine biz muhtarlıkta olacağız. Bizzat gelerek hem bizlerle istişare etsinler hem ilgi alaka görsünler bizle beraber. Gereğini yaparız biz, kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız." Karapınar Mahalle Muhtarı Nihat Bayhan seçmenlere tavsiye ve önerilerde bulundu. "Bu seneki 2024 yılı yerel yönetimler seçmen listelerimiz elimizdedir. Kendileri vatandaşlara bizzat buradan duyurmak istiyorum.
devletten bakıyorlar birçoğu ama tabii yakinen yine muhtarlıklarda teyit amaçlı gitsinler baksınlar. Herkes vatandaşlık görevini yapmasını istiyoruz tabii biz de bir muhtar olarak. İnşallah güzel bir seçim olur. Rakip olan arkadaşlara hep beraber sevgi saygı çerçevesi içerisinde güzel bir seçim geçirmesini temenni ediyorum. Muhtar Bayhan seçmen listesinde neler olduğunu anlattı. Listede sokak ismi, isim soy isim, işte isimleri var, işte sokak isimleri var. Böyle bu şekliyle beraber böyle gelip kontrol edecekler inşallah. Biz de kendilerine yardımcı olacağız. Biz süre yok. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar muhtarlıktayız. Kendilerine yardımcı olmak adına elimizden ne gerekiyorsa muhtar olarak yapmayı temenni ediyoruz kendilerine. Evet, nihayet fındık üreticisinin yüzünü bir nebze de olsun güldürebilecek bir gelişmeyle devam ediyoruz. Yeni yıla artışla başlayan fındık fiyatları piyasalara hareketlilik getirdi diyeceğiz. 29 Aralık 2023'te yılbaşı öncesinde fındık fiyatları 93 Türk liraya çıkarak 3 aydır kırılamayan sınırı aştı ve yeni yılın ilk haftasında tam 110 liradan alıcı buldu. Arz talep dengesine değinen fındık tüccarı Erol Güreşçi, ilerleyen günler için fındık fiyatında da artış olacağı yönünde bir takım açıklamalarda bulundu ve üreticilere de çağrı yaptı. Yeni yıla artışla başlayan fındık fiyatları piyasalara hareketlilik getirdi. Geçen sezon başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını 82,5 lira olarak duyurdu fakat piyasa fiyatları kısa sürede TMO'nun belirlediği fiyatı geçti. Ordu'da 50 randıman kabuklu fındık 100 liraya ulaşmıştı ancak bu seviye sürdürülemedi ve 88 liraya kadar düştü. 29 Aralık 2024'te yani yılbaşı öncesinde fındık fiyatları 93 liraya kadar çıkarak 3 aydır kırılamayan sınırı aştı ve yeni yılın ilk haftasında 110 liradan alıcı buldu. Ocak ayının 4'ü itibariyle 50 randıman fındık fiyatlarımız 95 liradan başladı. Kalitesine göre 110 TL'ye kadar fiyatlarımız oluştu şu anda. Bu dediğim gibi 50 randıman bazı alıyoruz. Üstüne randımanına göre, kalitesine göre 110 TL'ye kadar fiyatlarımız oluştu. Arz talep dengesine değinen fındık tüccarı Erol Güreşçi, ilerleyen günler için fındık fiyatında artış olacağı yönünde açıklamalar yaptı. Fiyat anlamında gelecekle alakalı bundan daha iyi fiyatlar olabileceğini görüyoruz. Biz insanları bir beklenti içerisine sokmak istemiyoruz ama talep var. Talebin karşılığında da fiyatlar oluşmaya başladı. Buradan söyleyecek olduğumuz aynı mesajları tekrarlamak istiyorum. Bugün 95 liradan başlayan fiyat bir hafta 10 gün önce 90 liraydı. Talep oluşmaya başladı. İnşallah ilerleyen günlerde fiyatlarımızın daha güzel olacağını hep beraber göreceğiz. Erol Güreşçi fındığın yatırım ürünü olduğunu belirterek üreticilere çağrıda bulundu. Vatandaşlara söyleyecek olduğumuz aynı şu cümleler. İhtiyacınız kadar satın, ihtiyacınız olmayan fındığınızı bekletin. Fındık dediğimiz gibi bir yatırım ürünüdür. Fındığını bekleten kazanır. Daha önceki senelerde de bunu gördük. Ama borcu harcı olan insanları da fazla umutlandırmamak gerekiyor. Onlar da beklenti içerisine giriyorlar. İnsanları yönlendirirken de doğruları söylemek lazım. Evet, umarız ilerleyen günlerde fındık fiyatları inşallah çok daha iyi seviyelere çıkar diyoruz. Çünkü fındık üreticisi eli kulağında tabii ki de bu gelişmeyi bekliyor haliyle. Sonuçta bu bölgenin başta Ordu ve Giresun olmak üzere kıymetli bir katma değer ürünü, şüphesiz ithalatta da önemli bir kalem, yurt dışı ithalatında da önemli. Üreticinin yüzü dileriz 2024'te fındık fiyatlarından yana da güler diyerek diğer haberimiz. Geçelim. Evet, Türkiye'de ve özellikle Ordu'da adalete başvuru noktasında bir artış yaşanıyor. Buna bağlı olarak 2023 yılının
icra dosyaları ve boşanma sayılarının 2022'ye göre artması bekleniyor. Bilirkişiler yaşanan bu durumunsa ekonomi ile ilgili olduğunu, daha doğrusu doğrudan ilintili olduğunu düşünüyor. Biz de uzmanına sorduk. Avukat Atilla Tatar, 2023 yılında adliyelere yansıyan icra dosyaları ve boşanma davalarını değerlendirdi. Malumunuz bir ekonomik kriz ve enflasyonist bir ortam içerisindeyiz. Türkiye ve özellikle Ordu'da adalete başvuru noktasında artış yaşanıyor. 2023 yılı böyle bir yıl oldu. 2023 yılının icra dosyaları ve boşanma sayılarının 2022 yılına göre artması bekleniyor. Bilirkişiler yaşanan bu durumun ekonomiyle doğrudan ilintili olduğunu düşünüyor. Avukat Atilla Tatar, 2023 yılında adliyelere yansıyan icra dosyaları ve boşanma davası dosyalarını değerlendirdi. Artışların hissedildiğini kaydetti. Biz hukukçular olarak adliyelere yansıyan, icra dairelerine yansıyan artan miktardaki dosyaları, dava dosyalarını, icra dosyalarını görmüş olduk. Buradaki artışı da hissetmiş olduk. Tabii ekonomi bozulunca ticaret bozuluyor. Aile huzuru bozuluyor. Doğal olarak da özellikle icra takiplerinde insanların ödeme gücü, ödeme imkanları azaldığı ya da imkansızlaştığı için, mevcut ekonomik şartları olumsuz anlamda değiştiği için icra takiplerine maruz kalabiliyorlar. Öte yandan adliyelerde aile mahkeme salonları da dolu durumda. Boşanma hızları ve sayıları artıyor. Avukat Atilla Tatar, aile içinde ekonomik sebeplerin boşanmalara yol açtığını işaret ederek bu durumun ailenin huzur ve mutluluğuna olumsuz yansıdığını yorumladı. Aile içerisinde de kişi evliyse ekonomi bozulduğu için aile huzuru da bozuluyor ve ister istemez bunun boşanma davalarına da artış yönünde bir yansıması oluyor. 2023 yılı böyle bir yıl oldu. Biz hukukçular olarak adliyelere yansıyan artan miktardaki dosyaları, dava dosyalarını, icra dosyalarını görmüş olduk. Buradaki artışı da hissetmiş olduk. Evet, Atilla Bey aslında tam yerine nokta basmış. Gerçekten önemli bir yere değinmiş. Aslında maalesef çoğu evliliğin bitme sebeplerinde temelinde ekonomik sebepler yatıyor. Çok üzülerek söylüyorum ki gerçek bu. Fakat herkes bir şekilde hayatına devam ediyor. Bir yerden, kaldığı yerden devam ediyor, tutunuyor. Fakat günün sonunda en büyük mağduriyeti yaşayan minikler, çocuklar oluyor. O yüzden dileriz ki 2024 yılında da boşanmaların azalacağı, sağlıklı birlikteliklerin kurulacağı ve en önemlisi doğru kararların alındığı bir yıl olur diyoruz. Evet, 2023 enflasyonunun belirlenmesi ile memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli oldu bildiğiniz gibi. Asgari ücret de arttı ancak serbest muhasebeci ve mali müşavir maaşları henüz sabit durumda. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez, enflasyon dalgasının hissedildiği şu günlerde mali müşavir maaşlarına zam gelmemesini ele aldı. Biz mali müşavirler gerek kamu adına olsun, gerekse işverenlerin, işçilerin, vatandaşların, vergi mükelleflerinin adına birçok iş ve işlemleri kesintisizce gece ve gündüz demeden yerine getiriyoruz. 2023 enflasyonunun belirlenmesiyle memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli oldu. Asgari ücret arttı. Ancak serbest muhasebeci ve mali müşavir maaşları sabit durumda. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez, enflasyon dalgasının hissedildiği şu günlerde mali müşavir maaşlarına zam gelmemesini ele aldı. Öyle bir mesleki sorumluluğumuz, bilincimiz var ki tatil, bayram, hafta sonu, gece olmuş, hiçbir zaman bunları dert etmiyoruz. Tabii ki son yıllarda yaşanan enflasyonist ortamda hizmet ücretlerimize ciddi anlamda bir erime söz konusu oldu. Başkan Ender Sönmez, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin gider kalemlerini sıraladı ve en büyük giderin personel maliyeti olduğuna dikkat çekti. Ofislerimizin en büyük gider kalemi personel maliyetlerinden oluşmakta, %80'leri bulmakta. Yalnızca bu yıla baktığımızda yılbaşından bu yana %100 bir artış söz konusu oldu. Bizlerin hizmet ücretleri daha ağırlıklı olarak yılda bir defa belirleniyor. Ve bu ayda ücret belirleme ayı, işverenlere, vergi mükelleflerine tekliflerimizi ileteceğiz. Arada bir zam yapma çok nadiren söz konusu oluyor. Son yıllarda bunlar gündeme gelmeye başladı.
Fakat baktığımızda personel ücretleri dedik %100 arttı. Bizim en büyük yatırımlarımızdan bir tanesi teknoloji ürünleri. Gerek bilgisayar donanımları, yazıcılar olsun, gerekse yazılımlar olsun. Bizim geçen sene 1000 lira ödemiş olduğumuz yazılım hizmet bedelleri bugün 6000-7000 liraya çıktı. Bir senede bu rakamlara geldi. Asgari ücrete baktığımızda 2017'den bu yana 7 kat arttı. Bizlerin muhasebe ücretleri buna paralel olarak maalesef devam etmedi. Mehmet Ender Sönmez, hizmet kalite standartları gereği en az maaşlarına %100 zam yapılmasını beklediklerini kaydetti. En az %100 oranında bir artış elzem bir durumda. Hatta mükellefin iş potansiyeline, gelişen durumuna göre de daha farklı oranlarda artış söz konusu. Sözleşmelerimiz yıllık düzenleniyor. Almış olduğumuz hizmet ücretlerine de reel duruma gelecek şekilde bir artış yapmamız çok önemli. Bizler için önemli. Bizler bu ofislerimizde hizmet kalitemizi sağlayamaz isek bu sefer müşteri de bundan olumsuz yönde etkilenecektir. Başkan Ender Sönmez, serbest muhasebeci ve mali müşavirliğin ülkedeki önemine değindi. Yapmış olduğumuz olumlu bir hareket vergi mükellefine, işverene ciddi bir avantaj sağlayacağı gibi ufacık bir hatamız da çok ciddi sorumluluklara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle de gerek toplumda olsun gerek ticari yaşamda olsun çok önemli bir konuma sahibiz. Başkan Ender Sönmez'in bir de mesajı vardı. Emeklerimizin, bilgi ve tecrübelerimizin karşılığı, hak ettiğimiz ücret, hizmet kalitemizin belirleyicisi, sürdürülebilirliğin güvencesidir. Evet, şimdi çok güzel bir farkındalık var sırada. Çeşitli illerde yaşamını sürdüren çocukların birbirlerini ve şehirlerini tanıma ve tanıtma amacıyla planlanan Uzaklar Minik Ellerle Yakınlaşıyor projesi kapsamında Mudanyalı ve Ordulu minik öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriyor efendim. Bursa'daki miniklerimizden gelen zeytin ve kestane şekeri jestine Ordulu miniklerimiz de tabii ki kayıtsız kalmamışlar ve onlar da fındık göndermişler. İzliyoruz. Bir de zeytinler gönderdiler bize. Bakın bu ne renk zeytin? Çeşitli illerde yaşamını sürdüren çocukların birbirlerini ve şehirlerini tanıma, tanıtma amacıyla planlanan Uzaklar Minik Ellerle Yaklaşıyor projesi kapsamında Ordulu ve Mudanyalı minik öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriyor. Evet. Gördünüz mü bizi anlatıyorlar? Bakın burada Ordu Altınordu Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Esra Günal ve Mudanya 12 Eylül İlköğretim Okulu öğretmeni Ayşe Öztürk tarafından planlanan Uzaklar Minik Ellerle Yakınlaşıyor projesi öğrencilere büyük bir katkı sağlıyor. Herkese ayrı ayrı hazırlamışlar. Evet, açabilirsiniz. Onlar bize zeytin gönderdi. Biz de onlara fındık gönderdik. Uzaklar Minik Ellerle Yakınlaşıyor projesi, Ordu'daki Minik Dahiler sınıfı ve Mudanya'daki Yoncalar sınıfının minik öğrencilerinin proje bazlı etkinlik sayesinde işbirliği içinde çalışmayı öğrenmeleri, yaşadıkları çevreyi tanımaları ve kendi çevresinin dışında da farklı yaşamların olduğunu fark etmeleri hedefleniyor. Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Ana Sınıfı Öğretmeni Esra Günal, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunurken yaptıkları etkinlikleri de anlattı. Minik ellerin, minik yüreklerin, farklı illerdeki okul öncesi çocuklarının birbirleriyle etkileşimli bir şekilde birbirlerini hem tanımaları hem oldukları, bulundukları coğrafyayı tanımaları, birbirleriyle birlikte etkileşimli bir etkinliklerle şehirlerini tanıtmaları, sınıflarını, arkadaşlıklarını, dostluklarını pekiştirmeleri için böyle geliştirilmiş güzel bir proje ve bu projede çocuklar hep dokunarak, kendileri yaparak,
velilerimizi de işin içine katarak, minik yürekleri dokundurarak güzel bir proje tasarladık. Mudanya'daki öğretmen arkadaşımız Ayşe Öztürk ve biz burada ikimiz birlikte kendimiz oluşturduk. Biz fındığı tanıttık onlara, onlar bize zeytinlerini tanıttılar. Onlar da çok mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk. Minik dahiler sınıfının minik öğrencileri ise yörelerine ait meşhur ürünleri birbirlerine gönderdiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek öğretmenlerine teşekkür ettiler. Ben onlara gönderdikleri zeytin gönderdik, biz de fındık gönderdik. Onlar bize zeytin gönderdiler, biz de onlara fındık gönderdik. Hı hı. Mektup yazdılar mı? Yazdılar. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Evet, hepimizin de bildiği gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir sosyal market uygulaması var ve buraya hibe edilen bir takım oyuncaklar vardı. Bu oyuncaklar yerini buldu, çocuklara ulaştırıldı. Gelin hep birlikte izleyelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal marketine hibe edilen oyuncaklar çocuklara ulaştırıldı. Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler'in girişimleriyle kurulan sosyal market, ihtiyaç sahiplerine gereksinimlerini giderme konusunda kolaylık sağlıyor. Marketin malzeme stoğunu hiç boş bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, firmalar ve hayırseverlerden de büyük destek görüyor. İhtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırmak isteyen hayırseverler, bağışlarını Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal market hizmetiyle gerçekleştiriyor. Şurada da bebek var. Bir dakika. Aynen. Ay, bebek çıktı. Giyimden kırtasiyeye, gıdadan temizlik malzemesine kadar ihtiyaçları temin eden hayırseverler, bağışları markete teslim ediyor. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızla oynayacağız. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Bu kapsamda hayırseverler tarafından sosyal markete hibe edilen çeşit çeşit oyuncaklar market raflarında yerini aldı. Oyuncakları çocuklarla buluşturmak isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi aracılık yaparak kırsal mahallelerde bulunan ana sınıf öğrencilerine dağıttı. Bir kısım oyuncak ise markette kalarak aileleriyle birlikte sosyal markete gelen çocuklara veriliyor. Sosyal markette incelemelerde bulunarak konuyla ilgili açıklamalar yapan Başkan Güler, marketle veren elin alan elin görmediği ve 7'den 70'e herkese hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Veren el alan eli görmüyor ve adreslerine de teslim ediyoruz. Burada 800'den fazla ürünümüz var. Bu ürünleri dağıtıyoruz ihtiyaçları olanlara. Bu arada tabii oyuncaklar da var. Oyuncakları da gene 5 okula şu ana kadar dağıttık. Bunun dışında da hem fırsat eşitliği olsun diye hem semtlerde ulaşamayan kişilere veriyoruz. Dar gelirli öğrencilere çok değişik böyle ürünlerimiz var. Bu ürünleri dağıtarak çocukluklarını da güzel geçirsin istiyoruz. Bunlar aynı zamanda ilerideki mesleklerini de şekillendiriyor. 7'den 70'e herkese bu hizmetlerimizi sunuyoruz. Öte yandan hediyeleri alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Sevinçlerini paylaşan çocuklar kendilerine hediyeleri ulaştıranlara teşekkür ettiler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Özellikle de salgın hastalıklarla baş ettiğimiz şu günlerde hepimizin de gündemi tabii ki sağlık ve hastanelerdeki yoğunluk da günden güne artıyor ve vatandaşlar tam anlamıyla sağlık hizmetine erişemiyor. Hatta randevu bile almakta zorluk çekiyorlar. Biliyorsunuz ki biz de buradan defalarca bu sorunu dile getiriyoruz. Peki sağlıklı poliklinik hizmetinin önünü kesen sebep nedir? Asıl soru bu. Bizler de bunu merak ettik ve uzmanına sorduk. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt da sizler için anlattı. Poliklinikler yığılma halinde, o yüzden de vatandaşlarımız maalesef poliklinik hizmetini sağlıklı bir şekilde alamıyorlar. Hastanelerdeki yoğunluk günden güne artıyor ve vatandaşlar tam anlamıyla sağlık hizmetine erişemiyor. Hatta randevu bile almakta zorluk çekiyorlar. Peki sağlıklı poliklinik hizmetinin önünü kesen sebep nedir? Sek zincirini oluşturmadan bunun önüne geçebilmemiz mümkün değil. Örneğin bir kulak burun boğaz polikliniği profesörünün önünde şu anda baktığınızda şikayetiniz ne dediğinizde boğazım ağrıyor. O yüzden de profesör, doktor, bilmem kime geldim diyen hastalar göreceksiniz. Çok gereksiz bir yılma. Bu hastaların birinci basamak dediğimiz aile sağlığı merkezlerinde tedavisinin, takibinin yapılması yeterlidir. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak diye ayrılan sağlık hizmetleri nelerdir ve vatandaşlar neye göre bu basamakları tercih etmeli? Burası üçüncü basamak olmasının sebebi nedir? Örneğin profesör ve doçentlerin burada poliklinik hizmeti verdiği sağlık hizmetine üçüncü basamak diyoruz vatandaşın anlayacağı şekilde. İkinci basamak hizmet nelerdir? Devlet hastaneleridir. Birinci basamak hizmet nedir? Aile sağlığı merkezleridir. Birinci basamakta sağlık hizmeti çözülemediğinde ikinci basamakta çözülemediğinde de üçüncü basamağa vatandaşlar sevk ile gitmesi lazım. Türkiye'de bu maalesef eksik. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt sevk zincirinin altını çizdi ve bu kavramı oturtturmadan sağlık hizmetinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağını vurguladı. Hep şunu duyuyoruz, randevu bulamıyorum. İşte hematolojiye bir görün dediler. Romatolojiye bir görün dediler. Yan dallardan bahsediyorum. Nefrolojiye bir görün dediler. O kadar komedi şey ki hastanın demir eksikliği anemisi var. Birinci basamakta tedavi olabilir. Ama birisi demiş ki ona komşusu senin nasıl öğrendiyse o kelimeyi öğrenmiş. Senin hematolojiye görünmen gerekiyor diyor. Ondan sonra tüm sistemi bunlar tıkıyor. Poliklinikler yığılma halinde. O yüzden de vatandaşlarımız maalesef poliklinik hizmetini sağlıklı bir şekilde alamıyorlar. Evet, Ünye'ye gidiyoruz. Ünye Belediye Meclisi 2024 yılı Ocak ayı toplantısını da gerçekleştirdi dostlar. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında Atatürk Parkı sosyal tesislerinde gerçekleştirildi toplantı ve gündem maddeleri görüşüldü. Allah'a şükürler olsun. Göreve geldiğimiz günden itibaren meclis üyelerimiz sizlerle birlikte ve aynı zamanda belediyemizin değerli çalışanları, personelleriyle birlikte çok güzel, uyumlu bir çalışma neticesinde şehrimize süreçte güzel hizmetlerin kazandırılmasına ve aynı zamanda da bizlere güvenen hemşehrilerimize mahcup olmadan bu süreci tamamlama noktasına Allah'a şükürler olsun gelmiş bulunmaktayız. Ünye Belediye Meclisi 2024 yılı Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Başkanlığında Atatürk Parkı sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Gündeme geçmeden önce Ünye'de yapılan, devam eden ve yapılacak projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Tavlı, ulaşımla ilgili 5 yılda hem kırsal mahallelerde hem de merkez mahallelerde önemli mesafe kat ettiklerini belirtti. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz günden itibaren Ünye'de şu anda 200 kilometre kırsalda beton yolu geçmiş bulunmaktayız. Hedefimiz 220 kilometreyi yıl sonu itibariyle Allah'ın izniyle hizmet olarak ilçemizin kırsal bölgelerine kazandırmış olarak görevimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Yine şehir merkezinde 100 kilometrenin üzerinde arkadaşlar parke ve aynı zamanda da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bizlerin de vermiş olduğu destekle beraber hem kırsalda hem de şehir merkezinin farklı bölgelerinde 300 kilometrenin üzerinde asfalt çalışmasıyla birlikte
şehrin konforlu yollarla buluşmasına bu süreçte vesile oldu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı göreve geldiğinde Ünye'de %20 olan doğal gaz ulaşım oranını %95'e çıkardıklarını söyledi. Şehrin doğal gaza ulaşım oranı %20. Bugün Allah'a şükürler olsun ki %95 oranında şehrimiz doğal gaza ulaşabilir ve müracaatlarını, gerekli işlemlerini yaptığında da kullanılabilir hale getirilmiş durumdadır. Karşıyaka mahallemiz, diğeri de Nuriye mahallemiz ki zaten hemen Ocak ayı itibariyle bulunduğumuz ay içerisinde de bu mahallelerimizle ilgili çalışmaların başlatılacağını Aksa firması bizlere ilettiler. Tabii doğalgazın bu kadar hızlı bir şekilde şehirde ulaşılabilir noktaya getirilmesiyle beraber aynı zamanda ciddi anlamda bu altyapıdan kaynaklı meselelerden dolayı üst yapıda da tahribat oluşuyor. Bununla ilgili de ciddi o çalışmalarımızı demin bahsettiğim yol konusundaki yaptığımız çalışmalarla ciddi anlamda şehri rahatlatmış durumdayız. Başkan Tavlı, Ünye Kalesi'nin 2024 yılı turizmi sezonunda kapılarını açacağını duyurdu. Şehrimizin en kıymetli özellikle turizm destinasyonlarından bir tanesi de Ünye Kalesi. Ünye'nin geçmişine, tarihine ışık tutan, buranın aynı zamanda geçmişte ne kadar önemli bir merkez olduğunu gösteren Ünye Kalesi'nin denizlerinin temizlenmesi, oraya yürüyüş yolunun, yürüyüş parkurunun yapılması ve aynı zamanda da Türkiye'de ilk ve tek olan raylı sistemle ziyaret edilebilir hale getirilmesi, bu kaleye giden yolların da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapılan çalışmalar neticesinde yapılmasıyla beraber şurada 2-3 ay içerisinde Allah'ın izniyle tamamen turizm amaçlı ziyaret edilebilir hale gelmiş olacak ve 2024 yılı itibariyle Ünye Kalesi'de şehrimizin turizm destinasyonları içerisinde yerini almış olacak. Organize sanayi bölgesinin son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Tavlı, OSB'de 4 fabrikanın hizmet verme aşamasına geldiğini de sözlerine ekledi. OSB'de şu anda 4 tane fabrika bitmiş, hizmet vermek üzere gelmiş durumda. Diğerlerinde inşaat faaliyetinde olan 3 tane var ve diğerlerinde projelerini OSB yönetimine teslim ettiler. İnşallah projelerini de hayata 2 yıl içerisinde tamamlayarak, geçirerek bünyedeki istihdama ciddi anlamda katkı sağlayacak OSB'nin de bu süreçte tamamlandığına ve hizmet verir hale geldiğine şahit olduğumuzdan dolayı Allah'a şükrediyorum. Evet, Ünye'den gelişmelerle devam ediyoruz. Ünye'de bu defa yol sevinci İnkur Mahallesi'nde yaşandı. Başkan Tavlı beraberinde yetkililer çalışmaları yerinde incelediler. Hakikaten uzun yıllardır çözüm bekleyen bir mevkiydi. Mahalle sakinlerine hayırlı olsun diyoruz ve detaylara gidiyoruz. Ünye Belediyesi'nin coğrafi bölgesi çok geniş olduğu için biraz da geç olsa bize hizmeti getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Ne mutlara versin, ölmüşlerin ruhuna değsin. Ünye Belediyesi İnkur Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol çalışmalarıyla vatandaşların sorununu gidererek çözüme kavuştururken mahalle sakinleri Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür etti. Allah razı olsun. Allah Cenab-ı Allah sana uzun ömürler versin. Amin. Köyümüze daha bir yani bir böyle katkın olsun. Çok şükür Allah bize bu günü gösterdi. Allah'ıma binler şükürler olsun. Başkan Tavlı Ünye'nin her noktasına ulaşarak sorunları tek tek çözüme kavuşturduklarını belirterek belediye olarak her gün aynı anda birden çok noktada tüm ekibimizle çalışarak hemşehrilerimize hizmet götürüyoruz. Milletimizin emanetini milletimize hizmet olarak dönüştürüyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımız devam ediyor dedi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, İnkur Mahallesi Kabadayı mevkiindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tavlı'ya mahalle sakinleri teşekkür etti. Her zaman böyle halkın içindesiniz, halkın içinde görüyoruz. Ne yaparsam yapayım, bir oturma. Teşekkür ederim. Siz de çok sağ olun. Allah razı olsun. Yıllardır özlemle bekledikleri yollara kavuşmanın mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri, Ünye'nin geniş coğrafi yapısını biliyoruz. Biz de sonunda yolumuza kavuştuk. Bu bölgede yaklaşık 50-60 yıldır yol sorunumuz vardı. Bu sorunu çözüme kavuşturan Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ediyoruz dediler.
Mahalle muhtarı Ömer Yıldırım'sa Kabadayı küme evlerinde 60 senedir gelmeyen yolu belediye başkanımız Hüseyin Tavlı'yla beraber getirdik. Bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Mahallemiz adına teşekkür ediyorum diye konuştu. Kurum Mahallesi'nin Kabadayı küme evlerine 62 seneden beri gelmiyor yolu. Üye belediye başkanımız Hüseyin Tavlı Bey'le beraber getirdik. Allah razı olsun vatandaşların mahallemizin coşkusunda görüyorsunuz. İlçe başkanıma ve üye belediye başkanıma çalışan arkadaşlarım tümüne teşekkür ediyorum. Mahalle halkı olarak hepinize bana destek olduğunuz için hepinize Allah razı olsun. AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan da inşallah daha güzel hizmetlere hep beraber imza atacağız diyerek yolun mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. İnşallah daha güzel hizmetlere hep beraber imza atacağımıza başkanım adına da söz vermiş olayım ben. Başkan Hüseyin Tavlı, milletimizin emanetini milletimize hizmete dönüştürüyoruz diyerek her gün Ünye'nin birçok noktasında eş zamanlı çalışma yürüttüklerini ifade etti. Şimdi bugün Karmix denen bir aracımız var, beton döken. İnanın daha evini yaptığı günden bugüne pat pattan başka araçla inmiş değil. Öyle bir yerde çalışıyoruz, orada da bir beton yol döküyoruz. Onları da ilk defa inşallah evinin önüne arabayla inmesine imkan sağlayacak çalışmayı Şenyurt mahallemizde de yürütüyoruz. Yani bugün sadece İnkur mahallemizde çalışmıyoruz. Aynı anda Şenyurt'ta, Kuşçulu'da, İnkur'da ve farklı noktalarda şehir merkezinde zaten devam ediyoruz. Bu lokasyonlarda elimizden geldiğince sizlerin bize emanet ettiğiniz belediyedeki oluşturduğumuz imkanlarla maksimum seviyede tekrar sizlere bu işleri hizmete dönüştürmeye gayret ediyoruz. Cenab-ı Allah öncelikle bizleri sizlere mahcup etmeden bu hizmetleri yürütmeyi nasip etsin. Sizlerin de bu şekilde hayır dualarını almayı bizlere nasip etsin diyorum. Allah'ım hepinize hayırlı ömürler versin. Evet, bu defa Korgan'a gidiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi işbirliğinde Korgan Aşağı Kospınar Mahallesi'nde beton yol mesaisi tam gaz devam ediyor. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz çalışmaları yerinde inceledi ve Başkan Güler'e teşekkürlerini iletti. Şu bacaların orasını alacağım. Orayı da yapacağım inşallah. Gücüm yetmeyeceğim. Sağlığın sıhhatin iyi mi? Korgan'da beton yol mesaisi devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi işbirliğinde Aşağı Kospınar Mahallesi'nde beton yol mesaisi yürüten ekipleri yerinde ziyaret eden Başkan Tuncay Kiraz yetkililerden bilgi aldı. Yapmışlar başkan, bugün yağmur yağdığı için. Onlar az yağmur bekleyelim demişler. Başka yerde program yapınca. Gerçekleştirilen beton yol çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Korgan Belediye Başkanı, ihtiyaç olan bir yoldu. Yapılması bizleri mutlu etti dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz. Ortaklaşa yaptığımız bir yol idi ama burada 1-2 kilometre beton yolumuz var. Yukarı ve aşağı Kospınar olarak. Burada ihtiyaç olan bir yoldu. Çitici'de bir 3 kilometre dökülmüştü. Karakoyun'da bir 3 kilometre dökülmüştü. Kospınar, yukarı ve aşağı Kospınar arasında kalmıştı. Hamdolsun onun da bugün yapılıyor olması bizleri mutlu etti. Başkan Tuncay Kiraz, beton yol çalışmalarında emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ve ekibine, ardından Korgan Belediyesi'ne mensup tüm personele teşekkür etti. Bir kez daha Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e ve Genel Sekreterimiz Abdülkadir Hatipoğlu'na teşekkür ediyoruz. Burada bir 500 metre var. İleride bir avcıların orada 500 metre var. Yine Kospınar Camisi'nden Karakoyun'a giden yolda bir 500 metre var. Burada 2 kilometre yolumuz tamamlanmış oldu. Burada hem Büyükşehir'in hem Korgan Belediye'mizin güzel çalışmaları oldu. Ben emek veren kıymetli personelimize, çalışan bütün işçilerimize, kıymetli mahalle temsilcilerimize, değerli yine mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz el birliğiyle yapılan bir yol olmuş oldu ve güzel de oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kospınarlı hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Başkan Kiraz, yapacaklarımız bitmedi diyerek belediye olarak Korgan'a beton yol santrali kurduklarının en büyük şansları olduğunu dile getirdi. Yapacak yerlerimiz var. Onlar da inşallah söz verdiğimiz gibi bu dönemde inşallah devam edeceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Biz geldiğimiz günden beri çok güzel işler yapılmasına vesile olduk. Burada en büyük şansımız beton santralimizin kurulmuş olması. O anlamda iyi ki kurmuşuz. İyi ki vesile olanlardan Allah razı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet.
Evet, malum kış aylarının gelmesiyle birlikte cildimiz kuruyup tahriş olabiliyor. Kış aylarında cildimize nasıl bakımlar yapmalıyız? Uzmanına gittik, sorduk. Güzellik uzmanı Sefine Peker sizler için anlattı. Peker, cilt için su içmenin önemine de vurgu yaptı. Kış mevsimi cildi zorlaştırabiliyor. Artan soğukluklar, düşen nem cildi kurutabilir ve tahriş edebilir. Peki kışın cildimiz için hangi işlemleri uygulamalıyız? Nasıl nemlendirmeliyiz? Uzmanından Sefine Peker'den dinleyeceğiz şimdi. Kış mevsimindeyiz ve cildimizin tamamen kuruduğu zamanlar ve dolayısıyla dışarıdan takviye almak zorundayız. Özellikle cilt tipine uygun kolajen takviyesi, cildi derinlemesine medikal cilt bakımları yapılması gerekiyor. Tabii ki bunun yanı sıra danışanlarımızın bol su içmesi de gerekli. Kolajen, medikal bakımları ve su cilt için en temel faktörler. Güzellik uzmanı Sefine Peker, cilt tipine göre analiz yapılıp işlemlerin o şekilde uygulanmasının doğru olduğunu vurguladı. Özellikle cilt tipine göre uygulamaları tavsiye ediyoruz. Kuru ciltler neme ihtiyacı olduğu için kolajen takviyesi şart. Bol hyaluronik asitle birlikte takviye işlemlerle birlikte cildinin gayet neme doyduğunu danışanımızda zaten görecek. Bu da tamamen cildi incelediğimizde hani ne kadar kuruluk var. Akneli ciltler ise buradaki akne durumuna göre takviye ürünlerimizi yapıyoruz. Peki cilt bakımları ne sıklıkla yapılmalı? 15 günde bir olabilir. Aylık olabilir, bazen 3 aylık da olabilir. Cilt tipine göre, yaş durumuna göre, tamamen yaş da çok önemli. Hani gençlerimiz bunu 2 ayda bir yapabilir ama belli bir yaştaki kolajen de azaldığı için biraz daha sık aralıklarla yapılması çok daha faydalı oluyor. Sadece kadınlar değil, erkeklerin de kış aylarında cilt bakımı yaptırması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Evet, erkeklerde de gerçekten bu aralar güzel bakımlar ihtiyaç duyuluyor, talepler var. Talep doğrultusunda yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cildimize çok önem vermeliyiz dedi güzellik uzmanı Sefine Peker ve su içilmesinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Şimdi nasıl kıyafetimiz çok önemliyse, derimizde, tenimizde, cildimizde çok önemli. Onlara iyi bakmamız gerekiyor. Özellikle de bol su tüketmesini tavsiye ediyorum. Bu haberimizle birlikte bülteni noktalıyoruz. Gece bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.